Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda kısas üzerinde duracağız. Kısas nedir? İslam'da yeri nedir? Ana hatlarıyla ifade etmeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Kısas, diyelim birisi bir başkasını öldürdü, haksız yere öldürdü. Öldüren kimsenin, yani katilin ceza olarak öldürülmesi. Bu bazılarına ağır bir hüküm olarak gelebiliyor. Ve diyorlar ki artık günümüzde idam cezaları kaldırılıyor. Malum Türkiye'den de kaldırıldı. Dünyanın bazı ülkelerinde ise devam etmekte. Ve idam cezasını bazıları ağır bir hüküm olarak bulabiliyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim bunun hayata vesile olduğunu bize anlatıyor. Öldürmekte hayat var. Öldüren insanı öldürmekte hayat var. Bunu şöyle anlayabiliriz. Eğer bir katil, ileride katil olacak birisi, ben öldürürsem yakalandığımda öldürüleceğim buna inanırsa, o insan kolay kolay cinayete teşebbüs edemez. Ama inansa ki ben birisini öldürdüğümde bir takım hafifletici sebeplerden 3-5 yıl içeride kalırım. Hatta belki o kadar da kalmam, bir af çıkar, dışarıya çıkarım. Ardından işime devam ederim. Böyle düşündüğünde bu insan rahatlıkla katil olur. Ama bir de cezanın caydırıcı olması diye bir durum. Eğer ceza caydırıcıysa insanlar o zaman kolay kolay onu işlemeye cesaret edemezler. İşte Kur'an-ı Kerim'de göze göz, dişe diş, bu mealde ayet-i kerimeler de var. Kısasta hayat olduğunu yine Cenab-ı Hak bildiriyor. Dolayısıyla bunlar İslam'da var olan hükümler. Ve bunlar tenkide medar olabilecek konularda değil. Yani aslında aklı selimle düşünüldüğünde bu olması gereken bir durumdur. Şu anda uygulanıyor, uygulanmıyor, o ayrı mesele. Biz Kur'an'daki hakikati ifade etme noktasında en azından fikir bazında bunları değerlendirmekte fayda görüyoruz. Çünkü Allah'ın kanunları fıtrat kanunlarıyla uyum halindedir. İnsanı yaratan Allah, insanın neden etkileneceğini, ne şekilde idare edileceğini elbette en iyi bilendir. Dolayısıyla insanlar zaman zaman başkalarını haksız yere öldürüyorlarsa, bunun önüne geçilebilmesi için, kan dökebilecek bu kimselerin önüne geçilebilmesi için caydırıcı bir takım tedbirlerin de alınması elbette bir esastır. Ve bunun uygulandığı dönemlerde cinayet vakaları daha az olmuştur. Ama uygulanmadığı dönemlerde cinayet işleyenler hafiften cezalarla geçiştirildiği dönemlerde adeta bu suça bir teşvik gibi olmuş. Bir insan başkasını öldürüp içeriye girmiş, kısa bir süre sonra tekrar dışarıya çıkmış, cinayet işlemeye devam etmiştir. Kur'an-ı Kerim hayatı mukaddes tanır ve Kur'an-ı Kerim haksız yere bir kişinin öldürülmesini sanki bütün insanları öldürülmek tarzında değerlendirir. Ve bir insanın, bir müminin bilerek ölümüne vesile olmak insanı cehenneme sokan durumlardan biri olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilir. Mesela ayette şöyle geçiyor. وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ Kim bir mümini müteammiden öldürürse, bilerek, kasten öldürürse onun cezası cehennemdir. Haliden fihe, ebedi kalmak üzere. Ve gadiballahu aleyh ve Allah ona gadab eder. Burada belki şöyle bir incelik. Bir insan diyelim nefsine mağlup oldu. Bir başkasının ölümüne sebebiyet verdi. Peki böyle bir durumda artık bunun için af ümidi yok mudur? Allah tarafından bir af ümidi yok mudur? İnsanların affını kastetmiyorum. Allah tarafından bir af ümidi yok mudur? Adam öldürmek kebairdendir, büyük günahlardandır. Allah-u Teala genel bir ifadeyle, ey nefsine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz, Allah bütün günahları affeder. O gerçekten çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Bu mealde Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Ayetin genel hükmüne baktığımızda, burada bir istisna yapılmadığına göre, büyük günah işleyen bir kimse de, velev bu bir cinayet de olsa, ileride aklı başına geldiğinde samimi tövbe ederse Allah onu affedebilir. O kapı açıktır.
Ama Allah'ın affetmesi dünyada ona ceza uygulanmasına engel değildir. Ve insanların kendi aralarında bir hukuku var. Bir insan başkasını öldürdüğünde İslam hukuku açısından buna baktığımızda normal şartlarda onun cezası idamdır. Ama müteammiden değil de eğer böyle bir hata neticesinde ise o hafifletici bir sebeptir. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنَا اِلَّا خَطَأَ Ayette öyle geçiyor. Bir müminin bir başka mümini öldürmesi düşünülemez. Ancak bu hataen olabilir. Hataen olma durumunda artık kısas olmuyor. Ama bir takım başka yine cezalar veriliyor. Diyet tarzında bir takım cezalar kendisine veriliyor. Bu ne gibi olabilir? Diyelim ava gitmiştir. Bir kuşa atarken neticede bir insana isabet etse bu hataen öldürmektir. Niyeti insan öldürmek olmadığına göre ceza olarak bu hemen idam edilmez. Buna başka cezalar uygulanır. Çünkü hataen öldürmek de yine bir öldürmektir. Onun da bir cezasının olması gerekir. Ama asıl Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış olan bilerek bir başka insanı hatasız, masum bir yere öldürmek, o en büyük günahlardan birisi. Ve o şekilde de ifade ediliyor ki bir kimseyi bu şekilde masum bir tarzda öldüren sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Burada gerçekten çok büyük bir caydırıcı ifade söz konusu. Kur'an'a inanan bir insan Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti okudukça elbette eli tetiğe varmayacaktır. Bazı insanlara kızsa da gerçekten öldürme gibi bir olaydan çok uzak kalacaktır. İslamiyet'in geldiği dönemlerde insanlar arasında cinayet vakaları çok yaygınmış. Ama İslamiyet'i tanıdıktan sonra bu insanlar artık karıncayı ezmekten çekinir bir hale geliyorlar. Çünkü karıncanın da bir hayatı var. Onun da kendine göre bir hukuku var. Onu çiğnemeye kimsenin hakkı yok. Ve günümüzde mesela hapishanelerde cinayet işlemiş kimseler, bunlar İslamiyet'le tanıştıktan sonra, İslami hayatı tanıdıktan sonra oradaki tahta böceklerini öldürmekten çekinir hale geliyorlar. Çünkü biliyorlar ki o tahta kurularının da onların da bir hayatı var ve onların da hayatı mahfuz. Gerçekten de İslamiyet bu anlamda hayata gerçek kıymetini veriyor. Hayatın ancak Allah'ın elinde olduğunu, ancak Allah'ın o hayatı almaya yetkili olduğunu, canı veren Allah ancak o canı alabilir. Bu manada Kur'an-ı Kerim bizlere ders vermekte. Ve bu dersler doğrultusunda yetişen kamil Müslümanlar cinayet gibi günahlara elbette tenezzül etmezler, tevessül etmezler. Ve bu gibi hem büyük günahlardan hem de küçük günahlardan uzak kalmaya çalışırlar. Cenab-ı Hak hepimizi büyük günahlardan da küçük günahlardan da uzak tutsun duasıyla bugünkü programımızı bitiriyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.